Gazeteci Murat Yetkin geçtiğimiz gün özel TV kanallarından birinde Beşli Çete olarak adlandırılan Erdoğan'a müteahhitlerine ilişkin bir bilgiyi paylaştı. Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol şirketlerinin CHP ve İyi Parti'den randevu alabilmek için sıraya girdiklerini söyledi. Ardından bundan Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı diye sorulunca da bilmez mi yanıtını verdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu krizin ekonomik boyutuna ilişkin bir bilgi de şu. Bilindiği gibi Erdoğan bazı ülkelerle suap anlaşması yapıyor. Suap denilen şey devletler düzeyinde tefeciliktir aslında tutup TL ilgili ülkenin hesabına yatırıyorlar. Karşılığında dolar alıp Türkiye'ye getiriyor, tekeri döndürmeye çalışıyorlar. Tabii bu dolarların faizini de sonradan takır takır ötüyorlar. İddia o ki swap anlaşması üzerinden bazı devletlerden özellikle İngiltere'den para alınamayınca bu ülkede bazı sermaye çevreleri devreye girmiş. Devletler yerine sermaye sahibi şahıslar Türkiye'ye para vermeye başlamışlar. Bu şahıslar da öyle yabancı sermaye sahibi falan değil. Basbaya Türk iş insanları. Bu iş insanlarının beşli çetenin yani Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol şirketlerinin sahipleri oldukları ileri sürülüyor. Son birkaç yıldır kullanılan bu yöntem ekonomik krizin son dalgasında değişmeye başlamış. Artık bunlar da borç vermiyor, tam aksine Türkiye'deki nakit varlıklarını kurtarmaya çabalıyorlar. Beşli çete ve benzeri sermaye sahipleri Türkiye'den kaçırdıkları milyarlarca doları önce faize Türkiye'ye satarak Erdoğan iktidarına kısmi bir rahatlama sağlamışlardı. İsrar sarınca da hem borsa hem de döviz piyasası ile oynayarak Türkiye'deki paralarını bir kez daha yurt dışına kaçırmaya başlamışlar. Bu paranın kaynağı da Merkez Bankası'nın krize müdahale için piyasaya sürdüğü milyar dolarlar. Bu durum hem gözü doymazlığın hem de Erdoğan'ın ipinin çekildiğinin göstergesidir. Bu durum bir şeyi daha somutluyor. Öyle birilerinin iddia ettiği gibi Erdoğan bilinçli bir politikayla ile ekonomik kriz falan çıkarmış değil. Bas bayağı ipinin çekildiğini görünce can hıraş bir biçimde her taş başvurmaya başlamış. Çırpındıkça daha fazla dibe batmış. Bunu gören etrafındakiler de kendi canının parasının derdine düşmüş. Peki bu beşli çete niye CHP ve İyi Parti'nin kapısını çalar? Bunun yanıtı da açık. Pazarlık yapmak için Erdoğan'ın insanları nasıl sattığını da Erdoğan sonrası iktidarın kim olacağını da en iyi bunlar bilir düzeni devam ettirmek, en azından kendi geleceklerini garantiye almak için ellerindeki kozu, daha da önemlisi paranın gücünü kullanırlar yaptıkları bu. Başka bir bilgiyi daha paylaşalım. Taşlar biraz daha yerine otursun. Merak edilen şu. Madem Erdoğan da başını gördüğü her taşa vuruyor, etrafı boşalıyor. Peki durum bu iken niye bir seçim kararı alınamaz? CHP ve İyi Parti zorlarsa elbet bir seçim kararı alınabilir. Ama bunu yapmıyorlar çünkü hesap kesim işi henüz tamamlanmamış. Onu bekliyorlar. Pazarlıkları tamamlayıp hesapları kestikleri anda seçimde devreye girer. İki ayı aşkın zaman önce henüz Kılıçdaroğlu Kürt sorunun çözüm merciğinin meclis olduğunu söylememişken Konya hakim CHP yakın biriyle uzun bir sohbet olmuştu? Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunun çözümü de dahil bazı şaşırtıcı söylemlerde bulunacağını söylemiş, ardından Erdoğan'la pazarlık sürecinin başlatıldığını anlatmıştı bunu yapanlar CHP ve İyi Parti'nin de içinde olduğu Türk Devlet Aklının bir kesmi. Anlatılana göre söz konusu akıl geçiş süreci içinde bir hesap kitap yapıyor. Eğer Erdoğan ile pazarlığı başarsalar, sancısız bir geçiş üzerinde anlaşsalar, özellikle iki partinin MHP ve HDP'nin meclise girişinin engellenmesine dönükte bir hesapları var. Yani CHP ve İyi Parti'nin içinde olduğu Türk devlet aklı geçiş dönemi planlarını daha rahat yaşama geçirebilmek için aşırı uç olarak gördükleri iki partinin mecliste olmasını istemiyor. Ayrıca Kürt sorunu ilişkinde bazı planları var. Çöktürme planı çökünce bu kez verilene razı ol planı devreye konuyor. Bir diğer anlatımla daha çok birey eksenli haklar üzerinden bazı adımlar atılarak red, İnkar ve asimilasyon politikasında kısmı değişikliklere gidilecek. Meclis dışında bırakılan Kürt siyaseti de daha sonra yapılacak yerel seçimlerle Kürt yoğunluklu kent ve kasabalarda belediyelere hapsedilecek. Bu adımları atarken de Avrupa Birliği'nin kıstaslarını gözetecekler. Hakiki bir çözümün ortaya konmadığı bu süreç sekteye uğrasın istemiyorlar. Şimdi bazen biz de soruyoruz ya CHP niye sokağın gücünü kullanmaz? E belli niye kullansın? Sonuçta halkın gücüne özgürlük, eşitlik ve demokrasi inanarak değil. Bir ara dönem sonrasında devletin mevcut demokrasiye statüko üzerinden kısmı restorasyonlarla yeniden dizayn etmek üzere iktidara geliyor. Kürtler açısından ise en basit anlatımla Kürtler hazır bu kadar darbe yemişken, bunca yorulmuşken onları Ankara'da güç olmaktan çıkarıp yerel yönetimlere hapsedeyim düşüncesi var. Bana anlatılan tablonun ya da yazının başında sözünü ettiğim beşli çeteyle ekonomik krize ilişkin gelişmelerin ne kadar hakikat, ne kadar spekülasyon olduğunu bilemem. Teyit edebilecek durumda değilim. Anlatılanların yalancısıyım. Tek diyeceğim CHP yakın konuya hakim kişiyle yaptığım konuşmadan sonra Kılıçdaroğlu'nun meclise adres göstermesi oldu. Aynı bir çıkış yaptı. Ardından helalleşmeden falan söz etti. Artı sırada anketlerde oyu patır patır arttı. Bir tek belli olmayan karanlıkta kalan konu Erdoğan'la pazarlık konusu. Kanım o ki Erdoğan ile pazarlıklar istenildiği gibi gitmeyince ekonomi kriz devreye girdi. Neyse yani durum bu. Statikocu muhalefetin doğru dürüst bir gelecek için adım atma niyeti yok. Daha iktidara gelmenin kokusu hissedilirken bunca kirli pazarlık ve hesap yapılıyorsa iktidara gelince ne olur siz düşünün.